İtfaiyeciler gibi görünüyorsun. Bu sefer de inşaat işçisine benzedin Dibo. Sen doğuştan kovboysun. merak ettim. Kovboy olmak nasıl bir şey acaba? Hadi öğrenelim. Kavrayıcı kola ihtiyacım var. Kavrayıcı kola onaylandı. Bilip bir istasyonu etkinleşsin. Filippi Mobil maceraya hazır. Affedersiniz, tanıdığınız kovboy var mı? Hey, bakın kimler varmış orada. Selamlar, ben binek atı Hampton. Sizi buraya hangi rüzgar attı acaba? Merhaba, ben Filippi ve bu da arkadaşım Dibo. Kovboy olmak nasıl bir şey öğrenmeye gelmiştik. Kesinlikle doğru çiftliğe gelmişsiniz. İşe koyulmadan önce sizi kovboyluğa hazırlamalıyız. Tamamdır. Sen şapkanı takmışsın bile ortak. Yakışmış. Flippy, kendine bir kovboy şapkası ve bandana al. Kovboylar güneş ve yağmurdan korunmak için bu geniş kenarlı şapkaları takarlar. Böyle daha iyi. Şimdi daha iyi görünüyorsun dostum. Yeehaw, kovboy. Aynı zamanda su içmek istediklerinde de bu şapka işe yarar. Çok iyiymiş. Vay canına. Kovboy şapkaları sürüyü doğru yöne yönlendirmeye de yardımcı olur. Unutma. İşte böyle. Buyur bakalım. Önemli değil Blippi. Kovboy olmak doğru kıyafetleri giymekten çok daha fazlasını gerektirir dostum. Ne gibi? İyi birici olmak işin bir parçasıdır. Kovboylar arabalardan önce atlarla dolaşırdı. Bu sığırları korkutmadan sürüyü gütmeyi sağlar. Haydi atla bakalım. Hadi gidelim. Biraz yavaşlasak mı acaba? Ayak bileklerim hem Filippi Mobil'e alışık tabii. Ortam mükemmel çünkü şu an hayvanlar başıboş haldeler. Yayılıp hayvanları aynı yöne doğru gütmeliyiz. Onları ağla doğru sürmeliyiz. Bu tarafa. Elimizi çabuk tutalım. Hadi canlanın hadi. Oley. Aferin Blippi. Gerçek bir kovboy gibi sığır gütmeyi başardın. Kovboyluk gerçekten zor işmiş. Kesinlikle öyle ama emeğine değiyor. Evet, sorumun yanıtını bulmama yardım ettiğin için teşekkür ederim. Kovboylar büyük şapkalar takıyor, ata biniyor ve sığır güdüyorlar. Yanıtı yükledi bu. Çiftlikte evimizde gibi hissettirdiğin için teşekkür ederiz. Her zaman beklerim şehirli. Çikolatayı seviyorum. Ara sıra sadece biraz. Sen de seviyor musun Dibo? Tamam. Köpekler çikolata yiyemez. Karınlarını ağrıtır. Merak ediyorum. Acaba çikolatalar nasıl yapılıyor? Harika bir fikir. Şu çikolata fabrikasına gidip bunu öğrenebiliriz. Kanatlara, hava aracına ve pervane motoruna ihtiyacım var. Kanatlar, hava aracı, pervane motoru onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi çikolata fabrikasında biraz çikolata yapalım. Merhaba. Sen kakao çekirdeği değilsin. Onlara ihtiyacım var. Böylece çikolata yapmaya başlayabiliriz. Ben çekirdek değilim. Benim adım Blippi ve bu da Dibo. Merhaba Blippi. Merhaba Dibo. Ben çikolata Barb'ım.
çikolata fabrikama hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çikolataların nasıl yapıldığını görmek isterim. Seninle gelebilir miyiz? Kesinlikle. Her şey kakao çekirdekleriyle başlar. Bu çekirdekler bitkilerden gelir. Peki çekirdek nasıl çikolata haline geliyor? Küçük bir yolculuğa çıkarlar. İlk olarak çekirdek banyosu. Sonra çekirdeklerimiz kavrulur ve kızarır. Sonra ufacık çekirdek haline getirilirler. Hah, çekirdek tozumuz daha sonra şeker ve sütle karıştırılarak tatlı ve pürüzsüz hale getirilir. Hadi Debo, kayak zamanı. Hayır mı? Ama eğlenceli olacak. Bu çikolata kaplı Debo. Çikolatalar çubuk halinde soğuduktan sonra onları sarıyoruz ve sonra hazırlar. Tada! Vay canına! Birbirinize benziyorsunuz ve sorumun cevabını almış bulunuyorum. Çikolata çubukları nasıl yapılıyor? Kakao çekirdekleri yıkanıyor, ısıtılıyor, ufalanıyor, süt ve şekerle karıştırılıyor ve sonra bir çikolata kalıbı şeklinde soğutuluyor. Cevabı yükle Debo. Bu çok tatlı tur için teşekkür ederim Barb. Rica ederim. Güle güle Blippi. Hoşça kal. Haklısın Debo. Bu bir kanguru geçidi tabelası. Ve şu anda Avustralya'dayız. Yani sanırım bir kangurunun ne zaman zıplayacağını asla... Oh, bilemezsin. Vay! Ne muhteşem bir sıçramaydı. Merak ediyorum. Bir kanguru ne kadar yükseğe zıplayabilir? Harika bir fikir. Gidip şu kanguruya soracağız. Bu macera için kurbağa bacağına ihtiyacım olacak. Kurbağa bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Artık taşradayız. O yüzden gidip bir kanguru bulalım. Merhaba, ben Rooney. Havalı görünen arabanızda sizi bu noktaya getiren nedir? Merhaba Rooney, benim adım Blippi. Ve bu da Debo. Bir kangurunun ne kadar yükseğe zıplayabileceğini görmek istedik. Aa, çok memnun oldum. Şey, burada aracın kadar yükseğe zıplayabilirim. Ama daha yükseğe de zıplayabilirim. Ay, Rooney çok yükseğe zıplayabiliyor ve süper hızlı. Ah, sen de epey hızlısın. Küçük bir yarışa var mısın? Eğlenceli olur. Tamam. Şuradaki büyük kum taşı kayasının etrafında yarışalım. Biz ona Uluru diyoruz veya Ayers kayası. O Avustralya'nın kalbidir. Vay canına, çok güzel. Ve buraya ilk gelen kazanır. Anlaştık Rooney. Bu arada yolda belki bir veya iki çit vardır. Öğrendiğim iyi oldu. Ve şimdi sorumun cevabını almış bulunuyorum. Bir kanguru ne kadar yükseğe zıplayabilir? Kangurular yerden 3 metre kadar yüksekliğe zıplayabilirler. Cevabı yükle Debo. Bu eğlenceliydi. Serinlemem gerekiyor. Bu yüzden kolumu yalıyorum. Bu bir kanguru olayı. Görüşürüz. Güle güle. Plajda olmayı seviyorum. Oh, uçan bir balık. Merak ediyorum. Okyanusun altında ne var acaba? İyi fikir Tebs.
okyanusa girip bunu öğrenebiliriz. Ördek ayağına ve pervaneye ihtiyacım olacak. Ördek ayakları, pervane onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Oh! Burası tamamen başka bir dünya. Bu bir tür Suatu Ormanı gibi bir şey mi? Kesinlikle. Burası bir orman. Mahalleme hoş geldiniz. Benim adım Jerry. Deniz anası Jerry. Merhaba. Benim adım Blippi. Ve bu da Tebs. Okyanusta ne olduğunu görmek için buradayız. Aa evet. Çok şey var. Okyanus sürprizlerle doludur. Sana göstereyim. Arkadaşlarımla buluşacağım ama yol boyunca sana bir tur attırabilirim. Tamam. Teşekkür ederim Jerry. İlk durak Yosun Ormanımız. Bu yosun 45 metreye kadar büyüyebiliyor. Vay, ne kadar da uzun. Aa evet, ama bazen buralardaki su akıntısı yosunu uçuruyor. Yosun, yosun. Aa hayır, bu asla olmazdı. Harika fikir Tebs. Hadi turbo iticileri kullanalım. Aa güzel, iyi olmana sevindim. Hadi devam edelim. Vay canına, bu balık mavi. Ve uzun bir burnu var. O bir mavi marlin. Yiyecek bulmak ve yakalamak için burnunu kullanır. Ve ayrıca çok hızlıdır. Hayır. Bu asla olmazdı. Evet Tebs. Burası gerçekten karanlık. Her neredeysek. Jerry. Jerry. Blippi. Oradaki sen misin? Hayır. Bekle. Gri balinayı korkuttum. Ve o da seni hava deliğinden mi uçurdu? Bu asla olmazdı. Bizi oradan çıkardığın için teşekkür ederim Jerry. Aydınlanmışsın. Sana okyanusun sürprizlerle dolu olduğunu söylemiştim. Hey bak, bunlar arkadaşların. Merhaba arkadaşlar, beni buldunuz. Ve ben de sorumun cevabını buldum. Okyanusun altında ne var? Bir yosun ormanı, mavi marlinler, devasa balinalar ve yanan bir deniz anası var. Cevabı yükle Tebs. Biz sadece birinci bölümdeyiz. İkinci bölümde bir ahtapot, bir köpek balığı, bir deniz kaplumbağası ve bir ton balığı var. Hoşça kal Jerry. Ve bir susamuru ve deniz atı, bir ıstakoz ve bir vatos var. Teşekkür ederim. Bir şey beni hapşırtıyor. Merak ediyorum. İnsanlar neden hapşırır? Evet, en yakın burnu bulmanın ve orada ne olduğunu görmenin zamanı geldi. Roket iticilere, bir tutucu kola ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Roket iticiler, tutucu kollar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Bir burun içine gidiyoruz. Burası mağara gibi. Merhaba. Merhaba. Hey, benim adım Blippi. Sen kimsin? Benim adım Petunia. Ben bir parça polenim. Küçük olabilirim ama büyük şeylerin olmasını sağlayabilirim. Hapşırma gibi mi? Evet. Onları rahatsız ederim. Özellikle burunları rahatsız etmekten çok hoşlanırım. Hadi benimle dans et. Aa, merak etme, bu bir burun, seni ısırmaz. Ayrıca eğlenceli. Yani bu birinin hapşırmasına mı neden olacak? Bu sadece başlangıç. Çünkü bir koklama geliyor. Dikkat et. Bu o kadar kötü değildi. Sanki bir ormandayız gibi görünüyor. Bunların hepsi kıl. Benim gibi polenleri ve toz parçacıkları gibi diğer şeyleri burundan uzak tutmak için buradalar. Ama işe yaramayacak. Rahatsız edici olmak eğlenceli. Bu hapşırmaya mı neden oluyor? Umarım olur. Şimdi bizim için bir mendil geliyor. Kaç! Pekala. İşte şimdi bu burun gerçekten rahatsız oluyor.
hapşırma mı geliyor? Evet. La 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 la. Ah, hayır. Olamaz. Başardık. Evet ve ayrıca sorumun cevabını da alabildim. İnsanlar neden hapşırır? İnsanlar polen gibi küçük şeyler burnuna girdiğinde ve onu rahatsız ettiğinde hapşırır. Cevabı yüklediği bu. Tamam. Görüşürüz Blippi. Güle güle Petunia. Vay canına. Şu gölette yüzen ördeklere baksana. Kesinlikle Divo. Ördeklerin batmamasının mutlaka bir sebebi olmalı. Merak ediyorum. Ördekler nasıl yüzüyor? Bu çok iyi fikir. Gidip şuna soralım. Ördek ayaklarına ve kanatlarına ihtiyacım olacak. Ördek ayakları, kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Gel ördek ördek, gel küçük ördek. Ohohoho, büyük ördek. Sıkı tutun Divo. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Divo. Merhaba Blippi ve Divo. Ben Declan. Gölede hoş geldiniz. Yüzmeye mi geldiniz? Aslında buradayız çünkü nasıl yüzdüğünü gerçekten bilmek istiyoruz. Bunu hiç düşünmemiştim bile. Biz ördeklerin perdeli ayakları vardır. Göz atmak ister misiniz? Çok iyi fikir. Şuraya bak. Yeterince yaklaşamıyoruz. Çok haklısın. Dürbünlerimiz var. Vay! Ne düşünüyorsun? Senin perdeli ayakların olduğu kesin. Divo haklıydı. Ayaklarını çırpmayı bıraktın ve hala yüzüyorsun. Beni yüzdüren ayaklarım olmalı. Bir fikrim var. Yüzmemizin bence tüylerimizle de bir ilgisi olabilir. Hey Teri, izin ver Blippi tüylerinin altına baksın. Burası bir tüy tüneli gibi. Ve tüyleri de biraz yağlı duruyor. Yine ben, tüylerimizi su geçirmez tutan özel bir yağ üretiriz. Su geçirmez tüyler. Vay canına, o şey bir baloncuk muydu? Baloncuk mu? O ne yapıyor ki? Bu hava. Hava kabarcıkları bir balon gibi tüylerin içinde yüzüyor. Yani baloncuklar ördeklerin yüzmesini sağlıyor. Hey Teri, tüylerimizde uçuşan hava kabarcıkları var. Bu doğru. Ve artık sorumun cevabını almayı başardım. Ördekler nasıl yüzüyor? Ördek tüyleri hava kabarcıklarını yakalar ve hava suda yüzer. Böylece ördekler de yüzer. Cevabı yüklediğim o. Her şey için teşekkür ederim Declan. Hoşça kalın. Yüzmeye devam edin. Güle güle. Bugün hava çok sıcak ve dondurmam eriyip elime damlıyor. Merak ediyorum. Dondurma neden elimdeyken eriyip elime damlıyor? Ne dedin Tebs? Dondurma kamyonuna gidip bir uzmana mı soralım? Bu harika bir fikir. Bana gerekenler kanat, ekskavatör kolu ve ördek ayakları. Kanatlar, ekskavatör kolu, ördek ayakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Ve Blippi Mobil maceraya hazır. Şimdi gidip dondurmamın neden elimdeyken her zaman eridiğini öğrenelim. Küçülüyoruz. Woohoo! Dondurma kamyonundayım. Merhaba. Mahalleme hoş geldiniz. Ben Sherry Pop. Uğramanıza sevindim. Merhaba Sherry, benim adım Blippi. Dondurmamın neden hep elimdeyken eridiğini çok merak ediyorum. Cevabı biliyorum ama önce biraz donmuş eğlence yapalım. Pekala. Dondurmada kayıyoruz. Pasta süsünde kayıyoruz. Ve çikolatalı şekerlemede yüzüyoruz. Sherry,
Sen eriyor musun? Evet eriyorum çünkü şu anda çok sıcağım. Ama dondurucuda serinleyeceğim ve birazdan iyi olacağım. Buz gibi. Peki orada işler nasıl Sherry? Gerçekten dondurucu ve artık hazırım. Vay canına. Orası süper donmuş görünüyor. Evet, benim gibi donmuş bir tatlıyken üşümek gerçekten güzeldir. İdeal sıcaklığım 32 derece Fahrenheit, 0 santigrat derecedir. Eğer böyle soğuk kalırsam asla erimem. Bunu bilmek güzel. Anlıyorum, daha önceki dondurmam gibisin. Dondurucudan çıkıp Lipimobil'in sıcaklığına girdiğinde erimeye başladın. Görünüşe göre dondurmam buraya gelmeliymiş. Çok haklısın. Bu ne demek? Sorumun cevabını alabildik. Neden dondurmam elimdeyken eriyor? Bunun nedeni dondurmalar çok ısınırsa mutlaka erir. Bu yüzden onları dondurucuda tutuyoruz. Cevapları yükle Tevz. Sherry, tamamen lezzetli bir macera için teşekkür ederim. Çok havalıydı. Serin kal Blippi. Hoşça kal. Oh, çukur kazan şu şirin küçük sincaba baksana. O fındığı gömdüğünü sen de gördün mü? Bu çok doğru Dibo. Cevabı bilmemiz gerekiyor. Merak ediyorum. Sincaplar neden fındıklarını gömüyor? Ekskavatör koluna ve kanatlara ihtiyacım olacak. Ekskavatör kolu, kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Bak Dibo, bu bir meşe palamudu. Bu bir tür fındıktır ve sincaplar onları çok sever. Gel sincap sincap, burada meşe palamudu var. Fındık, fındık. Daha çok fındık istiyorum. Asla fındığa doymuyorum. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da arkadaşım Dibo. Senin için fındık bulduk. Fındık? Meşe palamudu için teşekkür ederim. Benim adım Sparky. Ben bir fındık uzmanı sayılırım. O zaman bize söylemelisin. Sincaplar neden fındıklarını gömer? Ne? Sen fındıklarını gömmüyor musun? Benimle gel. Kaybedecek zaman yok. Bize gereken fındık fındık ve daha çok fındık. Burası bahçe. Bir şeyi toplayıp gömmek için en sevdiğim yerdir. Aslında saatte 25 şey gömebilirim ben. Bu kadar çok gömme işi. Hepsini nereye koyduğunu nasıl hatırlıyorsun? Her şeyi burada tüylü kafamda tutuyorum ben. Hafızam harikadır. Benim gibi hatırlayabileceğini mi sanıyorsun? Denemek ister misin? Kesinlikle isterim. Tamam, izle şimdi. Tamam. O meşe palamutlarını nereye gömdüğümü hatırlıyor musun bakalım? Tabii hatırlıyoruz. Bu çok kolay. Meşe palamudu değil. Bu sandığımdan daha zor. Merhaba leziz ceviz. Hiç meşe palamudu bulamıyoruz. Bu doğru. Çünkü fındıklarımı sadece ben bulabileyim diye saklamaya özen gösteriyorum. Onları böyle saklıyorum ve kışın yiyecek bulmanın daha zor olduğu zamanlarda acıktığımda onları çıkaracağım. Çok havalı. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Sincaplar neden fındıklarını gömer? Sincaplar daha sonra yiyebilmek ve kışın yeterli yiyeceğe sahip olabilmek için fındıklarını ve diğer şeyleri gömer. Hadi cevabı yükle Dibo. Hoşça kal Sparky. Güle güle. Kazmaya devam et. Wow. Vay canına, bu arı kesinlikle meşgul görünüyor. Ve şunlar da öyle. Ve şunlar da meşgul. Hepsi meşgul. Şuradaki hariç. Bu arılar bal yapmakla meşgul. Merak ediyorum. Arılar balı nasıl yapıyor? Evet, bir arı kovanına girelim. Kanatlara ve ekskavatör koluna ihtiyacım olacak. Kanatlar, ekskavatör kolu onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin.
İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Şimdi sadece bir arı gibi davranmamız ve daha küçük olmamız gerekiyor. Küçülüyoruz! Haklısın Tebs, arının dili çiçeğin içinde. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Tebs. Nasıl bal yapıyorsunuz çok merak ediyorum. Merhaba Blippi, adım Arı John. Demek bal ha? Olman gereken yer burası. Şimdi bu tatlı nektarı içmek için dilimi kullanıyorum. Biz arılar bal yapmaya böyle başlarız. Tamam, arı kovanına gidelim. Beni takip et. Bilgin olsun, bir sürü arı çalışıyor. İçerisi bal fabrikası gibi. Arı John, şu an hepsi nektar mı çiğniyor? Elbette. Çiğnemek gerek. Yaptığımız budur. Çiğnemek kalınlaştırır balı. Akan bal olmamalı. Yine kafiye yaptım. Ve çiğnedikten sonra balınız oluyor ha? Hayır hayır. Gösterecek çok şey var. Çiğniyoruz. Sonra yutuyoruz. Nektar midemizde kalıyor. Bal oluyor. Sonra onu bal peteğine koyuyoruz. Bal peteği mi? Evet. Balı bal peteğinde saklarız. Ha? Belki biraz bal tadabilirim. Hay aksi. Komik görünebilir ama kanatlarımızı çırparak balı daha kalın hale getiririz. Bu bir arı olayı. Vay. Evet Eps, sorumun cevabını öğrendim. Arılar nasıl bal yapar? Çiçeklerden nektar alırlar. Çiğnerler, midelerinde saklarlar. Ardından balı bir petek içine koyarlar ve üzerinde kanat çırparlar. Cevabı yükle Tebs. Hoşça kal Arı John. Arıcılık yaptığın için teşekkür ederiz. Güle güle. Evet. Ayı görüyorum, yıldızları ve şu bir gezegen mi? Ah öyle Tebs. Vay. Uzayda güneş ve gezegenlerle dolu koca bir alan var. Buna güneş sistemi deniyor. Merak ediyorum. Güneş sisteminde hangi gezegenler var acaba? İyi fikir Tebs. Hadi hemen uzaya gidelim. Bir roket iticiye ihtiyacım olacak. Roket itici onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Şimdi gezegen boyutu olma zamanı. Büyüyoruz. Evet, Tebs, uzaydayız. Vay canına, bu bir meteor. Merhaba, benim adım Blippi. Uzaya hoş geldiniz. Benim adım Meteor Mary. Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler hakkında bilgi edinmek için buradayım. Güneş sistemimizde 8 gezegen var. Hadi onlarla tanışalım, olur mu? Alev alev yanan güneşe en yakın iki en küçük ve en sıcak gezegenler Merkür ve Venüs'tür. Vay! Vay canına! Gerçekten sıcak. Gitmeliyiz. Üçüncü gezegen senin evin. Dünya. Merhaba anne. Sonra Mars var. Kızıl gezegen. Mars kırmızıdır çünkü paslı toprakla kaplıdır. Ne kadar çok toz var. Gelin hadi. Sırada tüm gezegenlerin toplamından daha büyük olan dev Jüpiter var. Yine de beni korkutmuyor. Oh! Gitmeliyiz. Artık güneşten gerçekten çok uzaktayız. Satürn'e ve halkalarına hoş geldiniz. Vay! Çok güzel görünüyorlar. Daha yaklaşabilir miyiz? Tabii ki. Evet. Bekle, henüz bitirmedi. Solunda da Uranüs var. Güneşten milyarlarca kilometre uzakta, çok soğuktur. Şimdi en uzak, en rüzgarlı ve en soğuk gezegen olan Neptün için alkışları duyalım. Blippi? Vay canına. Artık sorumun cevabını aldım. Güneş sistemimizde hangi gezegenler var? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Cevabı yükle Tebs.
Tur için teşekkür ederim Mary. Bu çok çılgıncaydı. Görüşürüz Blippi. Yağma zamanı. Meteor yağmuru zamanı. Güle güle Meteor Mary. Şu kar tanesine bak. Oh! Vay canına. Katılıyorum Dibo. Kar taneleri gerçekten güzel. Merak ediyorum. Kar tanesi nasıl oluyor acaba? Haklısın Dibo. Bir buluta çıkıp bunu öğrenebiliriz. Tutma koluna ve kanatlara ihtiyacım olacak. Tutma kolu, kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi gidip kar tanesi nasıl oluyor öğrenelim. Çok yüksekteyiz ve hava da oldukça soğuk. Hava çok soğuk değil mi? Ben Mimi. Bulutuma hoş geldiniz. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Dibo. Çok sıkı çalışıyor gibi görünüyorsun. Haklısın. Şimdi küçük bir parçacığım. Yakında bir kar tanesi olacağım. Bana şu büyük su buharı bulutunu uzatır mısın? Buluttaki su üzerimde donuyor. Ve sonra daha çok kristal büyütüyorum. Bir kar tanesi 100 buz kristalinden oluşabilir. Tüm bu buz kristalleri seni kesinlikle güçlü kıldı Mimi. İşte. Git yakala Dibo. Artık yeterince ağırım. Yere düşebilirim. Beni takip et. Yaşasın! Mimi, su buharı sana her yapıştığında ve buz kristallerine dönüştüğünde daha da büyüyüp daha etkileyici oluyorsun. Teşekkürler. 6 tane köşen var tüm diğer kar taneleri gibi. Ancak kendi benzersiz tasarımınsın. Evet, kar taneleri birbirine benzemez. Bu da benim gibi kimse olmadığı anlamına gelir. O yüzden ismim Mimi. Bir kardan adam, mükemmel. Ekibimin kalanıyla oraya inebilirim. İşte yaptım. İnmeyi bitirdim. Aferin sana Mimi. Ve sorumun cevabını aldım. Kar tanesi nasıl oluyor? Havada bir parçacık olarak başlıyor ve soğudukça sürekli buz kristallerini topluyor. Sonunda benzersiz bir kar tanesi oluşuyor. Cevabı yükle Dibo. Hoşça kal Mimi. Güle güle Blippi. Vay! Bak! Geceleri uçan bir kuş. Ha, bu bir yarasa. Merak ediyorum. Yarasalar karanlıkta nasıl uçuyor? Çok iyi fikir Dibo. Hadi gece uçuşu yapalım. Kanatlara ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Oh, bu ışıklar kimin? Merhaba, benim adım Blippi. Seni bulmak için parlak farlarımı açtım. Merhaba Blippi. Ben Yarasa Met. En sevdiğim rotada uçmak için dışarı çıkıyordum. Bana katılır mısın? Tabii. Ben de yarasaların karanlıkta nasıl uçtuğunu merak ediyordum. Sana gösterebilirim. Ama bir şey var Blippi. Farlar kapanacak. Tamam. Hadi gidelim. Vay! Ne kadar karanlık. Ağaçlar! Kaç! Dikkat et! Blippi! O ağacı duymadın mı? Hayır, duymadım. Bekle, sen bana şimdi ağacı duydun mu dedin? Evet, yolumdaki her şeyi duyabiliyorum. Dikkat, kayalar! Vay, bunu nasıl yaptın? Yarasalar, eko konumlama adı verilen özel bir yeteneğe sahiptir. Sesler çıkarıyorum,
Ve onlar nesnelerden yansıyıp yankılanıyor. Böylece nesnelerin nerede olduğunu ve onlardan ne kadar uzakta olduğumu anlayabiliyorum. Ciddi misin Debo? Yani bir robot köpek olduğun için senin de eko konumlanman mı var gerçekten? Peki, hadi kullanalım. Oh, hadi uçalım! Oh! 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 Vay! Evet! İyi uçuştu çocuklar. Teşekkür ederim. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Yarasalar karanlıktan nasıl uçar? Eko konumlanmayla. Yarasalar karanlıkta nerede olduklarını duyabilmeleri için nesnelerden yansıyan ve yankılanan yüksek perdeli sesler çıkarır. Hadi cevabı yükle Debo. Ah, yatma zamanım geldi. Sizinle uçmak eğlenceliydi Blippi ve Debo. Ah, ah. Baş aşağı mı uyuyorsun? Vay, yarasalar harikaymış. Hoşça kal yarasa Matt. Vay canına! Bu örümcek ağa harika görünüyor. Haklısın Debo. Örümcek ağlarının çok sanatsal tasarımı var. Merak ediyorum. Örümcekler ağlarını nasıl yapıyor? Evet, gidip soracak bir örümcek bulalım. Kanatlara ve örümcek bacaklarına ihtiyacım olacak. Kanatlar, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Merhaba, ben Spencer. En son sanat eserimi yaparken beni izlemeye tam zamanında geldiniz. Merhaba, benim adım Blippi. Bir ağ yapmak mı üzeresin? Evet öyle. Bu benim en büyük başyapıtım olacak. Tüm zamanların en ağ gibi ağ. Hı? Yardım eder misin? Evet. Örümceklerin ağlarını nasıl yaptığını öğrenmek istiyorum. Yaratma zamanı. Debo, hemen döneceğim. Ha, Blippi, sen tutucum ve testçim olabilirsin. Ağım ortasında bazı üçgenler bulunan daire şeklinde bir tasarım olacak. Ağını yapmak için ne tür bir ip kullanıyorsun peki? Kendi yaptığım ipek iplerimi kullanıyorum. Ve hepsi de midemden dışarı fırlıyor. Bir örümceğe veya böceğe göre bu ağlar çelik kadar güçlüdür. Bu çok güzel. Woo! Sırada baş yapıtımı tamamlamak için daireler yapılacak. Bunu orada tutabilir misin Blippi? Evet. Vay canına, bu bir daire şekli. Aa, mükemmel. Bir göz atmak için o ipi tut ve aşağı sallan Blippi. Vay! İnanılmaz. Bekle. Ağındaki bu şey benim resmim mi yoksa? Evet, sensin. Aa, bu benim baş yapıtım. Şimdi test edebilirsin. Zıplat. Bakalım dayanacak mı? Hey! Oh! Yapışkan kısım böcekleri yakalayıp yemek içindir. Ağın çok güzel ve çok kullanışlı Spencer. Ayrıca soruma da cevap verdin. Örümcekler ağlarını nasıl yapar? Güzel, dairesel bir tasarıma sahip bir ağ oluşturmak için süper güçlü ve yapışkan ipek ipliklerini kullanıyorlar. Cevabı yükle Debo. Bize nasıl mükemmel bir ağ oluşturduğunu gösterdiğin için çok sağ ol Spencer. Hoşça kal. Güle güle. Vay, havalı Blippi mobilimizi seviyorum. Çok haklısın Debo. Arabamızda harika şeyler var. Merak ediyorum. İlk arabalar nasıldı? Çok iyi fikir. İlk arabalardan birini görmek için zamanda geriye gidebiliriz. Helikopter pervanelerine ihtiyacım olacak. Helikopter pervaneleri onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Zamanda geriye gidiyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Şu anda 100 seneyi aşkın bir süre kadar geriye gittik. Merak ediyorum, bu kimin evi? Benim evim.
Benim adım Blippi. Seninki? Merhaba, benim adım da Blippi. Bekle, sen benim büyük büyük babam mısın yoksa? Sanırım öyleyim. Gel buraya gelecekteki torunumun oğlu Blippi. Büyük baba, ilk arabaların nasıl olduğunu öğrenmek için buradayız. İyi zamanlama. Ben de ilk otomobilimi sürmek üzereydim. Baksana, çok güzel, öyle değil mi? Gerçekten harika. Peki, nasıl çalışıyor? Bu çevirme kolu. Motoru çalıştırmak için kıvılcımlar çıkarır. Ve motor çalıştırıldı. Evet. Görünüşe göre senin arabana sığa iki kişi sığabiliyor ve galiba emniyet kemerin de yok. Hmm. Kemerler seni güvende tutar. Vay canına, emniyet kemerleri mi? Tamam, gidelim artık. Şu tepeye çıkalım. İşte başardık, bunu biliyordum. Şimdi aşağı gidiyoruz. Hayır Timo. Vay. Ay canına. Vay. Arabanın freni var mı? Kesinlikle var. Bu gerçekten harikaydı. Kesinlikle. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. İlk arabalar nasıldı? Çalıştırmak için kolu çevirmeniz gerekiyordu. Sadece iki kişilik koltukları vardı ve fren için bir kolu çekiyordunuz. Hadi cevabı yükle Dibo. Hoşça kal büyük büyük baba Blippi. Mutlu ve güvenli sürüşler. Vay Tibbs! Şu muhteşem yağmur ormanına bak. Haklısın. Bahse girerim, orada her türden ilginç hayvan vardır. Merak ediyorum. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanlar yaşıyor acaba? Örümcek bacaklarına ve tutucu kola ihtiyacım olacak. Tutucu kol, örümcek bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Vay canına! Burası ne kadar yeşil. Buraya gerçekten çok yağmur yağıyor olmalı. Evet, gerçekten yağıyor. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Tibbs. Merhaba, ben Bay Delpon dayısı. Tanıştığıma memnun oldum. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanların yaşadığını bilmek istiyoruz. Bize etrafı gösterebilir misin? Evet, tamam. Ama kız kardeşimle öğle yemeği için buluşacağım ve hep geç kalıyorum. Ama bu kez erken gitmek istiyorum. Çok uzun sürmez. Harika. Gidip ne bulabileceğimize bakalım. Evet, teşekkür ederim. Öğle yemeğinden önce biraz acıktım. Bu yüzden biraz bambu toplamama yardım eder misin? Sadece atıştırmalık. Tabii. Vay canına. Bu bambu bir ev kadar uzun. En sulu olanlar en üstte oluyor. Alır mısın? Wow. 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 Çok güzel. Vay bak. Bir maymun var. O bir altın maymun. Merhaba Fred. Üzgünüm Fred. Ama bütün pandalar bambuyu sever. Aslında yediğimiz tek şey budur. Dondurma bile yok mu? Evet, dondurma bile yoktur. Bambu aromalı olmadığı sürece. Bana biraz daha bambu getirir misin? Bütün bu çiğneme beni acayip acıktırıyor. Elbette. Güzel bir saf var tam orada. Vay canına. Küçük kırmızı böcekler. Aa, bunlar Reese ve Fiona. Kırmızı bambu bitleri. Merhaba böcekler. Aa, hayır, yine geç kalacağım. Gitmem gerekiyor. Aa, bir daha olmaz. Üzgünüm ama yeni arkadaşlarım Blippi ve Tibbs'e yardım ediyordum. Merhaba. Senin bambundan biraz alabilir miyim lütfen? Tur için teşekkür ederim Bay. Sorumu cevaplamama çok yardımcı oldun. Yağmur ormanlarında ne tür hayvanlar yaşıyor? Altın maymunlar, kırmızı böcekler ve bambu yemeği seven dev panda ayıları. Cevabı yükle Tibbs. Sanırım bir şeyler atıştırmamızın zamanı geldi. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Hey,
Bu bir çöp kamyonu. Onu görebiliyor ve kokusunu alabiliyorum. Vay canına, sen bile koktuğunu söylüyorsun. Üstelik bir robotsun. Bekle, bu vızıldama sesi nereden geliyor? Oh, sinekler. Hey, o sinekler az önce çöp kamyonunun içine uçtu. Merak ediyorum, sinekler neden çöpleri çok seviyor? İyi fikir Tabs. Bunun cevabını bulmak için çöp kamyonuna gidebiliriz. Kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil maceraya hazır. Gidip sineklerin neden çöpleri çok sevdiğini öğrenelim. Küçülüyoruz. Nefesini tut Tabs. İçeri giriyoruz. Çöp kamyonunun içindeyim. Hoş geldiniz. Ben sinek Horace'ım. Buraya ilk gelişin gibi görünüyor. Merhaba Horace. Ben de Blippi. Bu benim bir çöp kamyonunun ilk ziyaretim. Biraz kokuyor ha. Benim için değil, kokuları seviyorum. Beni izleyin, etrafı göstereyim. Burası benim oyun alanım gibi. Atlayalım. Hay aksi, bunun için üzgünüm. Şey Horace, sinekler neden çöpü sever? Çünkü lezzetlidir ve çöp beni uçuruyor. Burada kokmuş fasulyeler, küftü peynirler, yağlı pizza kutuları ve hatta arta kalan gizemli lapamız var. Tüh, üzgünüm, fasulyeden olmalı. İstersen seni en yakın bahçeye ya da bir restorana bırakabilirim. Horace, neredesin? Her şey çöpe geliyor. Aa, bu pasta mı? Aa, hayır, o pasta değildi. Yine de iyiydi. Acele edip tüm çöpleri yemeliyim. Horace'ın artık daha fazla enerjisi var. Aha, bu da sanırım neden çöpe uçtuğunun cevabını aldığım anlamına geliyor. Bunun nedeni kokuyu seviyorlar ve orada yiyecek buluyorlar. Bu gülünç. Cevabı yükle Tabs. Evet Bay Blippi, benim için bir çöp kamyonu aslında 7/24 yiyebileceğim tek restorandır. Woohoo, hadi Horace, teşekkür ederim. Sağlığına Blippi. Vay canına, şu kuş bir sürü dal taşıyor. Doğru Debo, onları yuvasına götürüyor. Merak ediyorum, kuşlar nasıl yuva yapar? Çok iyi fikir. O kuşu takip edelim ve bize gösterecek mi bakalım. Kanatlara ve tutucu kola ihtiyacım olacak. Kanatlar, tutucu kol, onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. Küçülüyoruz. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Debo. Oh, hayır, senin yuvana ne oldu? Merhaba Blippi ve Debo, ben Jody. Dün gece bir fırtınada yuvam hasar gördü. Oh, merak etmeyin yumurtalar, anne yuvamızı yeniden inşa etme görevinde. Yuvayı nasıl yaptığını merak ediyorduk. Şey, iki yumurtama bakması için fazladan kanat iyi olurdu. Aa, Debo onlara bakmayı çok ister. Oh, teşekkür ederim Debo. Şimdi Blippi, benimle malzeme almaya gelir misin? Çim, çamur ve dallar. Hepsi Jake'in evinin orada. Onu meşgul etmemiz gerekecek. Dost canlısı değildir. Hadi gidelim. Aa, güzel kuşçuk. Jody, o çimenin durumu nedir? Çimen alındı. Çamuru toplama zamanı. Şimdi çamur yuvaya iniyor. Tek ihtiyacımız bu dalın sonundan birkaç ince dal. Yeni mi bu kuş? Ah, teşekkür
teşekkür ederim Dibo. İnşa zamanı. Önce dallar ve çimenlerle bir daire çiziyorum. Sonra onlara üst üste daha fazla ince dal daireleri ekliyorum. Vay canına, gaganı kullanarak yapıyorsun. Çamur yuvayı bir arada tutan tutkal gibidir. Yuvan gerçekten muhteşem oldu Jody. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Kuşlar yuvalarını nasıl yapar? Jody gibi kuşlar çimen ve dallar gibi doğal şeyler bulur. Sonra hepsini bir arada tutmak için çamur kullanır. Hadi cevabı yükle Dibo. Güle güle Blippi ve Dibo. Yardımlarınız için sağ olun. Hoşça kal Jody. Görüşürüz yumurtalar. Vay! Yanında vinç olan şu devasa gökdelene bir baksana Dibo. Çok haklısın. Sanırım binanın inşasına yardım ediyor. Bir vinç bina inşa etmeye nasıl yardımcı olur? Harika fikir. Vinçle konuşmaya gideceğiz. Bir tutucu kola ve uzatma bacaklarına ihtiyacım olacak. Tutucu kol, uzatma bacakları onaylandı. Blippi istasyonu etkinleşsin. İşte Blippi Mobil maceraya hazır. Uzatma bacakları yukarı. Merhaba. Bana yardım etmeye mi geldin? Merhaba, benim adım Blippi ve bu da Dibo. Tabii yardım ederim. Senin adın ne? Ben Karim. Adım Vinch Karim. Bugün benim ilk büyük işim ve biraz gerginim açıkçası. Anlıyorum. Yeni şeyler denemek bazen beni de gerginleştirir. Her şekilde sana yardımcı olacağız. Kulemi döndürüyorum. Uzun bedenim etrafında dönüyor. Sonra vinç kolumu aşağı uzatıyorum. Vinç benim uzun kolum. Şimdi bu gerçekten ağır tuğlaları almak için kancamı kullanabilirim. Sallanmasını durduramıyorum. Yakaladım. Teşekkür ederim Blippi. Hala öğreniyorum ama bunu çözeceğim. Çatıda bana yardım edebilirsin. Şuradaki büyük kare camı kaldıracağım. Cam çok kırılgandır. Yapabilirsin. Evet yapıyorum. Gerçekten yapıyorum. Şimdi yukarı götür Karim. Olamaz. Dikkat edin! Yakaladım. Şimdi şu işi bitirelim. Evet. Karim'e yardım etmek çok eğlenceli, değil mi? Hey, başardık. Ve artık sorumun cevabını biliyorum. Bir vinç binayı inşa etmeye nasıl yardımcı olur? Vinçler ağır malzemeleri kaldırarak süper yüksek binalar inşa etmek için kullanılabilirler. Hadi cevabı yükle Dibo. Evet. Her şey için teşekkür ederim Blippi. Güle güle. Hoşça kal Karim. Harika bir vinç olacağını biliyordum. Vay! Vay! Vay canına Tebs! O zıplayan kale gerçekten muhteşem. Merak ediyorum. Ayda zıplamak nasıl olurdu? Bu harika fikir Tebs. Ay'a gidebilir ve öğrenebiliriz. Bana gerekenler roket fırlatıcı, ekskavatör kolu ve kurbağa bacağı. Jetler, ekskavatör kolu, kurbağa bacağı onaylandı. Tamam, hadi keşfe çıkalım. Blippi Mobil macera için artık fırlatılmaya hazır. Ve işte ay orada. Evet. Tamam, inme zamanı. Hey, bu gıdıklıyor. Sen kimsin? Benim adım Ay Kayası Rocky. Çünkü ben kayayım. Merhaba Rocky. Benim adım Blippi. Ve bu da Tebs. Ayda zıplamanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için buradayız. Bunu ben hiç denemedim. Çünkü kayayım ama bir bakalım ben...
Ayağa kalkıp binecek miyim? İşte bu. O zaman zıplayalım. Çak 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 çak. Burada bir tüy kadar hafifim. Bu kadar çok eğlenebileceğimi gerçekten bilmiyordum. Harika. Woohoo! Bu kadar uzun süre havada kalmamız inanılmaz. Düşmek neden bu kadar uzun sürüyor peki? Bunun sebebi yer çekimi. Ay çizmelerinizi yerde tutan görünmez bir güçtür. O her şeyi aşağı çeker. Ama ay çok daha küçük olduğu için ayın çevresinde dünyadakine göre çok daha az yer çekimi vardır. Demek bu yüzden böyle süzülebiliyoruz. Sorumun cevabını alabildim. Ay üstünde zıplamak nasıl olurdu? Bu çok eğlenceli ve zıplamalar gerçekten büyük. Çünkü ayda dünyadakine göre daha az yer çekimi vardır. Cevabı yükle Tabs. Süzülüyormuş gibi hissediyoruz ama yer çekimi bizi yavaşça aşağı doğru çekiyor. Çak 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 çak. Ay kayası Rocky olarak geçirdiğim en harika zaman için teşekkür ederim. Hoşça kal Rocky. Zıplamaya devam Blippi. Vay canına. Yağmur yakında dinecek mi Tabs? Harika. Ben de tam eğlenceli resmimi bitirmiştim. Ne tahmin edebilir misin? Vay kesinlikle doğru. Ormanda paten kayarken elinde bir fincan çay tutan penguen. Ne kadar çok renk var. Vay canına. Bir gökkuşağı. Ne kadar çok renk var. Merak ediyorum bir gökkuşağı renklerini nasıl alıyor? Harika fikir Tabs. Uçup gökkuşağına sorabilir ve öğrenebiliriz. Ama önce kanatlara ihtiyacım olacak. Kanatlar onaylandı. Hadi keşfe çıkalım. Blippi istasyonu etkinleşsin. Blippi Mobil maceraya hazır. Hadi gidip gökkuşağı renklerini nasıl alıyor öğrenelim. Hanımlar ve beyler, lütfen dikkatinizi verin. Büyük mavi gökyüzü doğanın en büyük etkileyicisini sunmaktan gurur duyar. Ben gökkuşağı Bobby'yim. Vay canına. Merhaba, ben Blippi'yim. Büyük bir hayranınım Bobby. Senin tüm renklerini biliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Renklerimle gurur duyuyorum. Onları tek tek göstereyim. Nasılsınız? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi, menekşe. Harika iş çıkardın Blippi. Aslında bugün büyük bir gün. Çift gökkuşağı gösterisi yapıyoruz. Ah, performansımın bir parçası olmalısın. Gerçekten mi? Onur duyarım ama ben renklerini nasıl alıyorsun bilmiyorum. Bana gösterebilir misin? Elbette süper hayran Blippi. Önce kümülüs bulutu denilen bu kabarık buluta bir bakalım. Aa, yeni yağmur yağmış gibi görünüyor ki bu mükemmel. Bu havada çok fazla su damlası olduğu anlamına gelir. Vay! Bu bulutun bir sürü küçük su damlası var. Etiket doğru. Tamam, sonraki adım bulutu güneş ışığı su damlacıklarının arasına bu şekilde parlayacak şekilde konumlandırın. Şimdi ışık suyun içinden geçtiği zaman bükülür ya da kırılır ve ardından da ışığı gökkuşağının bütün renklerini ayırır. İşte! Bu çok harika. Sanırım sorumun cevabını almayı başardım. Gökkuşağı tüm farklı renklerini nasıl alıyor? Güneş ışığı suyun içinde parladığında ışığı büker ve ışınlarını gökkuşağının bütün renklerine ayırır. Cevabı yükle Tabs. 5, 6, 7, 8. Vay canına. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Nasılsın? Pekala, sonra görüşürüz Blippi.